Günler sevgili izleyiciler. Evet, gözler iki gündür Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlerde Biden önde görülse de hala bir netlik kazanmış durumda değil. Türkiye'de de seçimin ne olacağı merakla bekleniyor. İki gündür gerçekten Türkiye'de de sadece Amerikan seçimleri konuşuluyor desek yeridir televizyonlarda. Peki Amerikan seçimleri Türkiye açısından ne ifade ediyor? Biden mı, Trump mı? Hangisi gelirse Türkiye açısından neler değişecek? Bizim Türkiye ekonomisine ne gibi etkileri olacak? Tüm bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Çok kıymetli bir konuğumuz var karşımızda. Profesör Doktor Esfender Korkmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Hocam Amerikan seçimleri hep önemli olmuştur ama sanki bu seçimler bizim için daha da büyük bir önem mi kazandı? Ne dersiniz? İki gündür gerçekten Amerikan seçimleriyle yatıp onlarla kalkıyoruz. Evet. Şimdi Amerikan seçimleri dünya için önemli. Çünkü dünya ekonomisinin önemli bir kısmını oluşturuyor Amerikan ekonomisi. Bu açıdan geçmişte de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kim olacağı bütün dünyayı ilgilendiriyordu. Zira onun siyasi ve ekonomik alandaki tutumu, görüşleri bütün dünyayı etkileyecek boyutta, güçte oluyordu. Türkiye'de geçmişte dikkat edersek, yani Türkiye'yi nasıl etkiler diye bir tartışma içinde olmuyorduk. Çünkü dünyayı nasıl etkilerse Türkiye'yi de öyle etkileyecek diye. Ama 2001 şeyinden sonra 2001 Mart tezkeresinden sonra durum değişti. Trump'la da Türkiye-Amerikan ilişkileri özel bir öneme taşındı. Ve dolayısıyla bugün belki dünyada hangi ülkeyi daha çok etkileyecek dersek bu ülkelerin içerisinde başta gelen bir ülkede Türkiye'dir. Onun için Türkiye'nin siyasi ve ekonomik konjonktürünü önemli ölçüde etkileyecektir Amerikan seçimleri. Evet. Dünya açısından önemli bir deneyim yaşıyoruz. O da şudur. Yani Trump'ın dünya ve Amerikan demokrasisi için ne kadar tehdit olduğunu çok net olarak görebiliyoruz. Yani Trump'ın seçim tavırlarından sonuçları kabul etme, bugünden itiraz boyutunda Trump'ın adeta bir Amerikan halkının bir Trump'a oy verenlerin bir akıl tutulması içinde olduğunu ve dünyaya da büyük bir tehdit olduğunu demokrasi açısından yaşıyoruz, görüyoruz. Belki bu da dünya demokrasisi açısından bir deneyim olacaktır, olmuştur inşallah. Şimdi Türkiye ile ilgili ilişkilerine gelince, biliyorsunuz siyasi ilişkiler açısından hatırlatmakta yarar var. Evet. Türkiye ile sorunları Suriye üzerinden, Libya, Karadağ, PYD ve FETÖ konusunda siyasi sorunlar, ekonomik sorunları da üç başlık altında toplayabiliyoruz. Birisi İran ve Venezuela ile ilgili sorunlar. Şimdi Amerika İran'a da ambargo uyguluyor. Hele Venezuela'ya daha fazla uyguluyor. Dolayısıyla daha sert uyguluyor. Türkiye yani İran'la ilişkilerine devam ediyor ama gizli saklı da devam edebiliyor. Kısmen de devam edebiliyor. Devam ediyor. Ama Venezuela ile de Türkiye ilişkilerini devam ediyor. Venezuela ile Türkiye'nin çok büyük bir ekonomik ilişkisi yok. Ama buna rağmen neden Türkiye Venezuela ile aynı sınıfta, aynı paralelde oluyor? Bu doğrusu mu? Soru işareti taşıyor. Bu açıdan İran ve Venezuela ile ilgili seçilecek başkanın tutumu bunlarla olan ekonomik ilişkileri de etkileyecek. Birincisi bu. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın bir mahkeme kararı var. Çok televizyonlarda tartışılmıyor. Yani birileri Amerika hazinesinden büyük miktarda haksız para iktisap etmiş
yani vergi iadeleri yoluyla çok büyük paralar almışlar ve bunların işte 150-160 milyon yahut 200 milyon dolar kadarı da Türkiye'ye gelmiş. Şimdi Türkiye ile ilgili bunun takibi konusunda Amerika mahkemelerinin bir kararı var. Bu ne olur? Türkiye'de de bu mahkemeye intikal etti. Bunun gelişmesi de ekonomik anlamda Türkiye-Amerikan ilişkilerini etkileyecektir. Bir başka üçüncü ilişki Halk Bankası davası. Biliyorsunuz öteden beri var olan bu Halk Bankası davası da her iki açısından, her iki başkan açısından tutumlarına göre Türkiye'yi etkileyecektir. Şimdi bunları Biden ve Trump açısından değerlendirecek olursak, İran konusunda Biden yani İran'la nükleer anlaşma devam edebilir diye açıkladı. Evet. Bu demektir ki ambargoyu da kaldırabilir. Demek ki Biden seçilirse Türkiye-İran ekonomik ilişkileri gelişir ve belki bu anlamda en fazla Türkiye'ye yararı olur. Bu Biden'ın bu tutumunun. Çünkü Türkiye İran'la geniş ekonomik ilişkiler ticaret içerisindedir. İkincisi S-400. Şimdi evet. S-400 biliyorsunuz bu kongre kassa geçmişti kongreden. Yani bu kassa önemliydi. Ayrıca da bu 8 tane kanun teklifi içerisinde yer alan önemli birisi de Sayın Erdoğan'ın mal varlığının soruşturulmasıydı. Evet. Şimdi bu ikisi Trump uygulamadı. Yani yetkisine dayanarak kongreden biraz geçti. Buzdolabına kaldırıldı. Evet, uygulamadı. Şimdi bu devam eder mi Trump bunu buzdolabında tutmaya yoksa gündeme mi getirir? Çünkü şöyle bir durum var. Yani o zaman ambalajında dendi. Yani bu S-400'ler ambalajında kalacak dendi ama Sinop'ta bir deneme yapıldı. Bu açıdan Trump'ın tavrı değişebilir. Biden'a gelince Biden doğrudan Erdoğan'a hedef alıyor. Yani Türkiye ile ilgili bir sorun gündeme getirmiyor. Mesela birinde işte yılbaşında bu Biden Erdoğan'ı otokratik bir başkan olarak yorumladı, vasıflandırdı. İkincisi dedi ki biz dedi Türkiye'de Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle indireceğiz. Evet. Bu demek ki bu doğrudan doğruya Erdoğan'a hedef alıyor. Şimdi bu durum karşısında kasayı uygular mı? Bence uygular çünkü şuradan uygular. Bir defa kongre kararı olduğu için yani kamuoyu nezdinde daha çok prim yapabilmek için bunu uygular. Burada tabii sorun şu. Bu kasanın uygulanması Türkiye ve Amerika ilişkilerini bir çıkmaza sokabilir. Orada bir soru işareti olabilir. Erdoğan'ın mal varlığı ile ilgili uygulamaya gelince orada biliyorsunuz bu yabancı varlıkları kontrol şubesi var. O bazen işleri abartabiliyor. Çok rigid noktalara taşıyabiliyor. Evet. Ama söylediğim gibi bunun olma ihtimali var eğer Biden seçilirse. Üçüncü sorun Halk Bankası meselesi var. Biliyorsunuz Halk Bankası davasında Trump iki savcıyı değiştirdi. Önce birini değiştirdi. Evet. Sonra yetmedi öbürünü değiştirdi. Şimdi bu olay federal savcıda. Dolayısıyla federal savcıya intikal edince bunun durdurulması, dondurulması çok zor. Ayrıca burada bir hazine adına da ceza Halk Bankası'na daha yüksek bir ceza kesilme olasılığı var. Onun için Biden bu Halk Bankası olayını da yeniden gündeme taşıyabilir yahut kaldığı yerden devam edebilir. Şimdi bütün bunlara rağmen Hocam Halk Bankası demişken ben de küçücük bir şey söyleyeceğim. Sözünüzü kestim kusura bakmayın araya girdim ama Halk Bankası hisselerinde dün bir yükseliş vardı. Trump'ın kazanacağı beklentisi galiba ülkede bizim Türkiye'de oldukça yaygın mı? Ne dersiniz? Yani bizim işte medyanın bir kısmı
Trump kazanmış gibi davranıyor ama bakacaksanız mesela son bugünkü durumda bile yani Biden önde. Yani şimdi ayrıca da tabii Trump'ın demin söyledim yaptığı yanlış. Yani bu demokrasiyi böyle tehditle falan Amerika'nın dünyanın alışmadığı bir demokratik uygulama. Orada da çok hata yaptı. Ben zannetmiyorum Trump'ın kazanacağını. Hocam sanki biraz bizim seçimleri de andırmadı mı bu Amerika'nın bu seferki seçimleri, ne dersiniz? Ne andırmadı? Bu seferki seçimler biraz Türkiye'de bizim seçimleri de andırmadı mı, ne dersiniz? Tamamıyla andırdı tabii. Haklısın. Şimdi tabii bütün bunların ötesinde şunu söylemek lazım ki yani Amerika ile Türkiye ilişkileri öyle iki ülkenin ilişkisiyle, iki ülkenin kararıyla sınırlı değil. Bunu çok atlıyoruz. Çünkü bir de uluslararası sermaye var. Uluslararası fonlar var. Bunlar hem Amerikan hem Türkiye yönetimini önemli ölçüde etkiliyor. Siyasetini etkiliyor. Şimdi Türkiye'de mesela borsanın %50'si yabancıların ya bu fonlar. Türkiye'nin 435 milyar dolar dış borcu var. Bunun çoğunun tahvilleri bu fonlarda. Öte yandan tabii yani borsa dışında bu dış borç dışında Türkiye'nin bankaların ve bazı özel sektör firmalarının yabancı sermayeye ait olduğunu biliyoruz. Evet. Hele bankalarda %50 oranlarına kadar çıkıyor. Şimdi bu durum karşında yabancılar yani diyor ya yani siyasetçiler diyor efendim işte yabancı parmağı var. Yahu yabancı sermaye, yabancı fonlar yani kendi ayağına kurşun sıkar mı? Türk ekonomisini zora düşürerek kendi alacağını riske sokar mı? Kendi hisse senetlerini, borsadaki tahvillerini, piyasadaki tahvillerini pardon. Yani bunları riske sokar mı? Onun için yani Türkiye'de yabancı parmağı falan bunlar yanlış ama Amerika-Türk ilişkilerinde de bu sermayenin önemli payı var. Bu sermayenin böyle bu kadar bozulacağını ve Türk ekonomisinin çökeceği noktaya taşıyacağına izin vereceğini tahmin etmiyorum. Vermez de. Anladım. Evet, özellikle şu son cümleniz çok önemliydi. Peki hocam biraz da tamamen hani şu anda cebimizdeki parayı ilgilendiren bir şey sormak istiyorum. Biraz da enflasyondan bahsetmek istiyorum. Ekim ayı enflasyonu %2.13 arttı. Tabii bu sadece Ekim'den bahsediyoruz. Enflasyonun bu kadar artmasının temel nedeni nedir hocam? Nasıl anlatırsınız bize enflasyonu? Şimdi bunu Türkiye'deki enflasyonun nedeni çok belli. Hı hı. Ama bunu ekonomi yönetimine anlatamıyoruz. Şimdi iki tane temel nedeni var. Birisi, bakın şimdi 2004 yılında Türkiye'de enflasyon 2004 yılında 9.2 idi. 2019 yılı sonuna geldik 9.66. Yani bu 2004 yılından 2019 yılına kadar kaç sene geçmiş olur? 15 sene değil mi? Evet. Bu 15 sene içerisinde enflasyon işte 110 oldu, 9 oldu. Bu krizde bile 2009 dünya krizinde bile bütün dünyada mesela Amerika'da enflasyon eksi oldu. Avrupa'da sıfır oldu. Yahut gelişmiş ülkeler ortalaması %3,5 oldu. Ama Türkiye'de %6,5 oldu. Yani şimdi bu ne demektir? Yani Türkiye'de bir kronik enflasyon var. Yani 2009 krizi bile bu kronik enflasyonu yenemedi. Sonra geldi işte %10'un altında, üstünde. Bugün de %12'ler seviyesinde. Şimdi demek ki Türkiye'de %11 kronik enflasyon var. Bir de bunun üstüne kur hareketlerinin getirdiği bir enflasyon var. Mesela 2018 Ekim'inde kur şokunda enflasyon %25'e çıktı biliyorsun. Evet. Yurt içi üfe %45'e çıktı. Tüketici fiyatları endeksi
%25'e çıktı. Şimdi demek ki bu %10 enflasyon üzerine bir de kur artışları bindiriyor. Şimdi burada demin ekonomi yönetimini söyledim. Şimdi ekonomi yönetimi kur beni ilgilendirmez diyor ama bakın doğrudan doğruya kur enflasyona yansıyor. Şimdi kurun enflasyona yansıdığını açıklanan Ekim ayı enflasyon oranları da gösteriyor. Söz gelimi yıllık enflasyon yurt içi üfede 18-20. Neden 18-20'ye çıktı? Çünkü Türkiye'de üretimde ithal ara mal oranı yüksek. Yani evet. İthal ara malının kur artınca ithal ara malı fiyatları artıyor. İthal ara malı oranı yüksek olduğu için maliyet üretim maliyetleri artıyor. Bu da yurt içi üfenin 18-20 olmasını neden oluyor. Şimdi bu burada kalacak mı? Kalmaz tabii. Kalırsa firmalar iflas eder. Bu tüfeğe yansır. Yani Kasım Aralık aylarında tüfeğe yansır. Şimdi bu şartlar altında ekonomi yönetimi görevini yapamıyor diyebiliriz. Çünkü bu sebepler belliyken ekonomi yönetimi mesela yapısal sorunlardan kaynaklanan kronik enflasyon için bugüne kadar 2003'ten bugüne kadar hiçbir önlem almadı. Yani bu yapısal enflasyonun çözümü için yapısal reformlara gitmedi. Mesela nedir bunlar? Yani devletin yeniden yapılanması. Mesela Türkiye'de 2010'a kadar faktör verimliliği 1.8'di. Yani 1-2 arasındaydı. Sonra 1'in altına düştü 2010'dan sonra. Faktör verimliliği düşük olduğu zaman, kapasite kullanım düşük olduğu zaman ister istemez maliyetler artıyor. Bu da enflasyona yansıyor. Şimdi bunlarla ilgili bir tedbir aldı mı? Mesela piyasada oligopol yapılar var diyoruz. Yani diyoruz ki Adana'da 50 kuruş domates, İstanbul'da 5 lira. Bunun nedeni ya bu oligopol yapılar. Yani tekelci yapılar. Devlet tekelci yapıları artırdı. Nasıl yaptı? Devlet tekelini özel sektöre verdi. Yani tekelcilik özel sektörde artık piyasada. Şimdi bu şartlar altında ekonomi yönetimi görevini yapamadı. Şimdi kur meselesinde, kur meselesinde de yapamadı. Bakın şimdi eğer Merkez Bankası bu faiz 10-25 olan gösterge faizini, Türkiye'nin risk birimi 5-6 dolayındadır. Bunu üzerine koyarak artırsaydı, yani %10-25'i %15-16'ya çıkarsaydı, Türkiye bu kur sorununu yaşamazdı. Yani dolayısıyla bu kur sorunu yaşamamızın nedeni Merkez Bankası'nın beceriksizliğidir. Şimdi Merkez Bankası kanununda diyor ki Merkez Bankası'nın Türk lirasını, Merkez Bankası Türk lirasını korur. Ama korumuyor. Yani kuru yani müsaade etmiyor. Merkez Bankası'nın elinde 3 olanak var. Bir, döviz rezervleri onları artırdı. Bitirdiler döviz rezervlerini. 2 faiz, 3 para arzı. Şimdi faizler elinde kaldı. Faizi de bırakmıyor. Yani faizi hangi etkiyle olduğu belli değil. Faizi artırmıyor. Normal enflasyonun üzerine çıkarmıyor. Çıkarmadığı zaman da insanlar işte böyle enflasyon artıyor, yoksullaşıyor insanlar. Alım gücü düşüyor. Ondan sonra enflasyon artıyor. Evet. Aynı zamanda da Türk lirasının değeri düşüyor. Kur arttığı zaman. Şimdi Merkez Bankası yasaya göre Türk lirasını koruması lazım. Korumuyor dolaylı yoldan. Şimdi Merkez Bankası ve bakan diyor ki bizim işimiz diyor şey değil diyor. Onu mecburen diyor çünkü ellerinde rezerv yok. Ama faizi artırabilirlerdi. Neden? Hem bakan hem Merkez Bankası kur bizim işimiz değil. Ya değilse o zaman nedir sizin işiniz? Ya Merkez Bankası yasası diyor Türk lirasını koruyacaksın. Şimdi kur artıyor, enflasyon artıyor. Türk lirasını nasıl koruyacaksın? Koruyamıyorsun demek. Yani dolayısıyla burada enflasyon artışının temel nedeni ekonomi yönetimidir. Ekonomi yönetiminin beceriksizliğidir. Bu kadar basit.
Evet. Peki hocam, beklenen Merkez Bankası'nın beklenen faiz arttırımı gerçekleşmediği için kurda gerçekten çok büyük bir yükseliş vardı. Peki Merkez Bankası bundan sonra, yani önümüzdeki ay içerisinde acaba bir faiz arttırımına gidebilir mi, yoksa başka şansı var mı artık bu saatten sonra? Bu saatten sonra yani Merkez Bankası'nın gitmesi lazım. Ha şimdi diye yani Merkez Bankası'nın niyeti yani yeni bir tsunami yaratmaksa o ayrı, ama yahut kim yaratmak istiyorsa o ayrı, ama normalde bugünkü koşullarda Merkez Bankası'nın faizleri %5-6 artırması lazım. Neden 5-6 diyorum? Çünkü Türkiye'nin riskini uluslararası piyasalarda Türkiye'nin 5 yıllık tahvilleri yahut 10 yıllık tahvillerinin risk primi gösterir. Bu CDS oranı dediğimiz bu risk primi şu anda 500-600 baz puan arasında. Yani şu demektir, yani Türkiye'nin 5-6 puan riski var. Bu CDS tabii tekrar etmek gerekirse Türkiye'nin tahvillerini alan yabancılar götürüyor bunları, sigorta yaptırıyor. Sigortada diyor ki ben bunun için hani 100 dolara 5 dolar komisyon alırım, prim alırım diyor. Dolayısıyla öyle 5-6 puan bir risk primi var Türkiye'nin. Yani bunu koyması lazım. Yani bu bir bilinen bir iktisat kuralı. 10-25'ten mesela 6 puan olsa 16-25'e çıkarması lazım. Zaten ben bunu ilk dönemlerde 16-17'ye çıkarması lazım demiştim. Eğer çıkarsaydı Türkiye bugün bu tsunami yaşamayacaktı. Ama çıkarmazsa enflasyon yıl sonuna kadar daha da artacak ve üstelik de tüketici fiyatlarını da yansıyacak. Tabii bunun bir takım etkileri var, işte işçiye, memura hepsi bir sıkıntı çekecek maalesef. Evet, tüm bunların kur artışı da yoksulluğu da beraberinde getiriyor hocam, değil mi? Cebimizden her geçen gün para biraz daha azalıyor. Tabii bakın şimdi yani Merkez Bankası demin söylediniz. Yıl sonu enflasyonunu işte %9.8 mi ne değiştirdi yeniden. Ama bu şartlar altında %14-15 olacak. Ha şimdi merkez endeksi eğer Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK eğer endeksi normal doğru tutarsa 14-15 olur. Bunu nereden çıkarıyoruz? Bakın şimdi şu anda yurt içi üfe 18-20 değil mi açıklama? TÜFE'de 11.89 olarak açıklandı. Şimdi niye arada bu kadar fark var? Tabii yani bir önce maliyet artışı, yani ithalat üretimde maliyet artışı yaratıyor. Önce maliyet artışı oldu. Bunlar Kasım Aralık'ta yansıyacak normal. Eğer firmaların üzerine kalırsa firmalar iflas eder. O zaman demek ki Kasım Aralık'ta bunlar tüketici fiyatlarına yansıyacak. Şimdi bundan sonra kur artarsa onlar da yansıyacak. Ama buna rağmen tüketici fiyatlarının da 11.89'dan daha yüksek olması lazım. Her ne kadar maliyet artışları önümüzdeki aylarda yansıyacak ise de, ama bugün yansıyan kur artışıyla beraber yansıması gereken bazı durumlar da var. Mesela yani biz aynı zamanda ithal tüketim malı da kullanıyoruz değil mi? Evet. Şimdi ithal yani kur artınca vitrinde, dükkanda satıcılar eskiden ithal etmiş oldukları, eskiden aldıkları ithal malı yeni fiyattan fiyatlıyorlar. Yeni kurda. Yahut da işte onun yanındaki yani ithal malının yanındaki yerli malı da malın da fiyatını fiyatlanıyor artıyor. Evet doğru. Şimdi o zaman nasıl olur? Eylül'de de %12, Ekim'de de %12. Kur artışının bu anlamda bir tüketici fiyatlarına bir etkisi olması lazım. Bu etkiyi göremiyoruz. Dolayısıyla burada ben Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu konuda yani eskiden kullanıyorduk ama çok güvenmiyorum. Onun için de yıl sonu enflasyonunu
Yani bizim tahminimiz 14-15 olur ama Türkiye İstatistik Kurumu ne der onu bilemiyorum. Bir de biliyorsun Ebru, belki bu şey var, hani bu memur zamları, işçi zamları var. Evet. Bunlar düşük tutsun, düşük kalsın diye şeyi, yıllık tüfeği özellikle düşük gösteriyorlar. Çünkü yani gerçekten mesela mutfak enflasyonu bunun çok üstünde. Yani gıda fiyatları. Şimdi şöyle bir durum var. İşçi ve memurun harcama paketi içerisinde, harcama sepeti içerisinde bu gıda %40'tan fazla, %40-45. Kira, konut giderleri de %40-45. Yani %90'ını aldığı, yani işçi memur aldığı maaşın %90'ını gıda, konut, işte konut giderleri, kira için ödüyor, değil mi? Ama hocam, o sepetin içine hiç kullanılmayan şeyler de atılıyor, değil yani mi? Öyle, evet. Ama bu sepetin içine kullanılmayan işler var. Mesela şimdi işçi memuru lokanta ilgilendiriyor mu? Yani değil mi? Yani eğlence yerleri ilgilendiriyor mu? Hocam, ama o sepetin içinde pimpon toplarını bile görmedik mi? Doğru, evet öyle. Ama buna rağmen şimdi şeyin içinde, yani TÜİK'in yaptığı bu tüfe sepeti içerisinde bu konut ve gıda harcamaların payı %35-40. Ama bu yani işçi ve memurun sepetinde 90. Bunların da fiyatları daha çok artıyor. Demek ki Türkiye'nin artık bir, yani Türkiye İstatistik, TÜİK'in 4 endeks hazırlaması lazım. 3'ünü hazırlıyor. 1 tüfe, 2 yurt içi üfe, 3 hizmet sektörü üfe, hizmet sektörü üretici fiyatları, 4 geçinme endeksi hazırlaması lazım. Şimdi geçinme endeksi hazırlamış olsaydı, bugün mesela ben tahminen söylüyorum size, 11.89 tüfe, geçinme endeksi en az 15-16 olur. Şimdi eğer geçinme endeksi hazırlarsa, o zaman işçi ve memura zammı bunun üzerinden yapması lazım. Ama maalesef yapmıyor. Yani evet, ortalama tüfe üzerinden yapıyor. O da bu şu demektir: İşçi ve memurun enflasyon yoluyla cebindeki paraya devletin el uzatması, yani devletin işçi ve memurdan gizli vergi alması anlamına geliyor. Evet, peki hocam, ben de çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ağzınıza sağlık, çok sağ olun, teşekkürler. İyi yayınlar olsun.